Merhaba, uzun bir aradan sonra nihayet Arya ile tekrar bir video çekeceğiz. Gene İngiltere'deki eğitimle ilgili. Bizim İngiltere'de Cambridge'de, ki bu videoyu da şu an Cambridge'de evden çekiyoruz akşam vakti. Geçirdiğimiz süreçte Arya nasıl bir süreçten geçti? Şimdi A-Level'a geçti. A-Level ne demek? İşte GCSE dediğimiz bir sistem bitti. O ne demek? Neden önemli? Bu konuyla ilgili bir genel bir bilgi alalım. Öncelikle Arya'cığım hoş geldin tekrar programa. Ne yaptık biz bu GCSE'yi bitirdin. Evet, bitirdim. Önce bir GCSE neydi bir anlatsana bize. GCSE aslında böyle lise bitirme sınavı gibi adlandırılıyor. Tabii ki zorunlu dersler var. Zorunlu dersler bunlar işte kimya, fizik, biyoloji ve matematik ve İngilizce. Onun dışında tabii ki öğrenciler bir de 4 tane de yanında ders seçmek zorundalar. GCSE 11. sınıfın sonunda girdiğin sınav oluyor. Bunlardan... Yani o zaman İngiltere'de normalde lise bitirme yani zorunlu eğitim 11 yıl. Evet 11 yıl aynen öyle. 11. yılı bittiğinde bir genel bir sınava giriyor herkes. İster özel okul olsun ister devlet okulu olsun. Peki bu sınavın sonuçları önemli. Evet. Neden önemli? Neden önemli? Çünkü üniversiteye başvurularında üniversiteler genellikle sizden belli bir hani ortalama istiyorlar. Aynı şekilde de başvurduğunuz üniversiteye göre hangi bölüme başvuracaksanız ona göre belli notlar almanız gerekiyor bazı derslerden. Şöyle oluyor senin anlattığın gibi. GCSE'deki sınav notları üniversitede başvuracağınız bölüm için önemli. Evet, çünkü üniversite kabul verirken diyebiliyor ki minimum lise bitirmede örnek veriyorum tıp fakültesine başvuracaksan mesela biyolojinin 6 ve 6'nın üzerinde olması tabii lazım. Daha. Bu arada İngiltere'de 11. sınıfta 9 en üst puan. Bunlar bir de grade'leniyor aynı zamanda. Aynen. Yani böyle kıstaslar var. Örneğin art design'a başvuracaksan art'tan belli bir notun üzerinde olması lazım. Ya da örnek veriyorum ekonomi, finansla ilgili bir alana başvurulacaksa orada matematiğin çok ön plana evet, çıktığını görüyoruz. De. O yüzden GCSE bitirme notları üniversiteye girmeniz için önemli. Peki GCSE bitirmiş herkes üniversiteye gitmek zorunda mı? Hayır tabii ki de değil ama üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler bizim sick form dediğimiz ya da kolej de olabilir 12 ve 13. sınıfı okumak zorundalar. Bunlar lisenin içerisinde olmuş oluyor. Evet lisenin içerisinde olmuş oluyor ama aynı şekilde hani tam liseye de girmiyor. Bu 2 sene aslında üniversitede ne okuyacaksınız onun için bir öncelikli bir şey. Maksimum 4 tane ders seçiliyor. Minimum da 3 ders buna A-level diyoruz. Deniyor. Aynen. Önemli. Çünkü Türkiye'deki eğitim sisteminden en önemli farkı olan yer burası. Evet, tabii ki. Eğer üniversiteye gitmek istiyorsanız liseyi bitirdiğiniz vakit yani 11 yıllık eğitim bittikten sonra aslında bir nevi üniversite öncesi gitmek istediğiniz bölüme hazırlık gibi bulunduğunuz lisede devam edebilirsiniz. Aynen. A-Level'ı varsa her lisede de yok bildiğim tabii kadarıyla. Yok. Uh-huh. Bir de sadece A-Level eğitimi veren liseler de var. Evet. Öyle değil mi? Bunların amaçları kişileri, bireyleri üniversiteye hazırlamak. Evet, aynen öyle. Peki, o zaman şunun detayını ver. Örnek veriyorum, bir kişi tıp fakültesine gitmek istiyorsa A-Level'da minimum 3 ya da maksimum 4 ders seçerken neler seçmek zorunda kalıyor? Daha çok işte hani biyoloji, kimya, fizik ve matematik genellikle öncelikli olan dersler. İnsanlar genellikle tıp okumak istiyorsa bu dersleri seçiyorlar. Veya finansla ilgili bir şey okumak istiyorsa. Orada da tabii ki de işte politik, business gibi matematik. Ya da ekonomi, matematik her şey var. Burada A-Level dersleri biraz farklılık gösterebiliyor. Hani bizim bildiğimiz standart dersin haricinde örnek veriyorum A-Level'da business diye bir ders alabiliyorsun. Ekonomi diye bir ders alabiliyorsun. Evet. Örneğin psikoloji dersi alabiliyorsun. Ki bunlar gideceğiniz üniversite için önemli. Çünkü üniversitelerde seçim yaparken hangi branşlarda, hangi dersleri okuduğunu mutlaka belirtiyor ki bu bölgelerde, bu bölümlerde okuyanlar ancak bize başvurabilir. Evet. Yani şunu yapamıyorsunuz. A-Level'ın son aşamasında tıp fakültesine yönelik hazırlanmışken ben ekonomi yazayım. Olmuyor. Olmuyor çünkü aldığınız dersler ekonomi dersleriyle uyumluluk göstermiyor. Peki A-Level'da ikiye ayrılıyor değil mi? Bu A-Level'ın alt formu ve üst formu evet, dediğimiz aynen. iki formu var. Ama burada hani insana şey gibi gelebilir. 3 tane ders ya da 4 tane ders ne kadar azmış gibi falan ama pek öyle olmuyor bildiğim öyle kadar. Değil, en azından senden görüyorum.
Nasıl bir farklılık var? Genellikle hani ne kadar 4 tane ders yapıyor olabilirsiniz. Evet, bazı insan hani böyle dışarıdan bakıldığında tabii ki de az ders gibi görülüyor ama hafta içerisinde her dersten hani bir maksimum 8 tane derse girmek zorundasınız her konuya göre. Aynı şekilde de her ders içinde haftalık 24 saatlik ödev alıyoruz aslında. Hani ben kendim Fransızca, business ve art yapıyorum ve her bu seçtiğim dersler için haftada 24 saatlik ödev saati ayırıyorum. Ayırıyorsun. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Üniversiteye başvurular A-Level'ın üst formuna geçtiği evet. dönemin başında yapılıyor. Dolayısıyla da üniversiteye başvururken burada bir üniversite sınavı yok İngiltere'de. Dolayısıyla da başvuruda GCSE notu, A-Level'daki başarı derece ki burada yanılmıyorsam hocalar başvurduğun yere bir ön şey gönderiyorlar. A-Level'daki derslerinin de senin dereceni gösteren evet, bir ön bilgilendirme yapılıyor. Ortalama 5 ya da 6 üniversiteye evet. başvurulabiliyor. Başvuru yaptığınızda önce ön kabuller geliyor. Sonra bunlarla ilgili mülakata çağrılıyorsunuz. O mülakatlardan geçiyorsunuz. Sonra da sizin seçimlerinize uygun ve ders notlarınıza uygun kazandığınız üniversite A-Level'ın en son senesinde açıklanmış oluyor. Ama son olarak yine sadece ders değil, İngiltere'de bildiğin kadarıyla örneğin sosyal faaliyetler, onlardan biraz bahseder misin? Genellikle zaten her üniversitenin aslında çok istediği bir şey CV, biz buna personal statement diyoruz. Üniversiteler bir öğrenci oraya başvururken okul akademik hayatı dışarısında yaptığı mesela volunteering gibi işler ya da herhangi bir yerde çalışma experience'ı gördüyse bunlar çok önemli, bunlara bakıyorlar çünkü. Üniversite zaten tabii ki de o yüzden öğrencilerini ona göre seçiyorlar. Aynı şekilde bu wider curriculum aktiviteler de çok önemli. Hani mesela eğer spora karşı bir ilginiz varsa ya da mesela art, herhangi bir şey olabilir. Yani sadece dersteki akademik başarı kadar bulunduğunuz üniversitede istediğiniz bölüme geçmek istiyorsanız diğer sosyal faaliyetlerde de aktif olmanızı, bu konularda farklı bir takım pozitif özelliklerinizin bulunmuş olması sizi üniversitede istediğiniz bölüme çok daha iyi kazanmanıza sebebiyet veriyor diyebilirim. Son olarak nasıl? A-Level'da zorlanıyor muyuz? Tabii ki de zorlanıyoruz. Hani bu kadar fazla saatimi derse ayırmak gerçekten beni de sıkıyor ama yapmak zorunda olduğum bir şey aynı şekilde istediğim üniversiteye girebilmek için ama gayet genel olarak mutluyum. Mutlusun. Cambridge'desin. Cambridge'deyim. Ama bugün soğuk. ama güzel. Peki. Teşekkür ediyoruz Aliye'cim. Teşekkürler. Bu sohbet için. İnşallah daha sonra tekrar yeni videolar çekeriz. Umarım.